Evet değerli izleyenler ben Serdar Sızmaz bugün koyun kuzu yetiştiriciliği ve koyun kuzu yetiştiriciliğindeki püf noktalarını sizlerle paylaşmak istiyorum ee, çok eskiden beri Anadolu'da uzun bir süre kullanılmış bir deyiş vardır buğdayla koyun gerisi oyun gerçekten de Ülkemiz coğrafyasında, ülkemiz iklim koşullarında, İç Anadolu'nun iklim koşullarında ve bitki örtüsünde hayvancılık denilince ilk akla gelen hayvancılık modeli koyunculuktur. Ve ekonomik anlamda bakıldığı zaman da gerçekten ciddi bir faaliyet alanıdır. Şimdi bana... E, gerek eğitimlerim sırasında gerekse ye, zi, işletme ziyaretlerim sırasında en iyi hayvan ırkı hangisi, en iyi hangi hayvana dönmeliyiz veya hangi hayvanı almalıyız şeklinde soru sorarlar. Benim cevabım mutlaka en iyi hayvan ırkı elimizdeki hayvan ırkıdır cevabını veririm. Öncelikle şu anda hala hazırda bu hay elinde hayvan varlığı olan yetiştiricilerimize hitaben söylüyorum. Mevcut elimizdeki ırka sahip çıkıp bu ırkın özelliklerini bilip mevcut mera yapımıza göre az önce anlattıklarım doğrultusunda hangi ırkın bize daha uygun olacağını kes karar verip onu uygun, koç katımı yaparak, ona uygun melezlemeyi yapacak koçları temin ederek elimizdeki ırkı iyileştirmek en iyisi. Besi kuzularının beslenmesi. Besi kuzularının beslenmesi iki şekilde yapılır. Birincisi sadece mera kullanılarak uzun süreli bir besi şeklinde. İkincisi entansif adını verdiğimiz yoğun kuzu besisi şeklinde yapılmaktadır. Tabi besi kuzularının beslenmesi... E, kesilecekleri veya satılacakları zamana göre değişmektedir. Ülkemizde kurbanlık yapmak üzere bir besi kuzusu besiciliği varsa yani bu hayvanlar zamanda e, zamana bağlı bir e, e, besleme kavramıyla yapılması gerekiyorsa bu besicilik işinin merada besleme daha ekonomik olabilecekken sadece kesime yönelik besi yapılacaksa yani yoğun bir e, kuzu besisi yapılacaksa bu başından beri anlattığım 120-150. günlerde hayvanlar e, 40 ila 50 kilo canlı ağırlığa gelip de kuzu kesimine uygun e, canlı ağırlığa gelmesi hızlı bir şekilde gelmesi hedefleniyorsa bunda da yoğun bir e, besi şeklinde Fazla miktarda konsantre yem tüketimiyle bu iş bilmektedir. Gene solunum sistemi hastalıklarından korunmanın en önemli yollarından bir tanesinin de aşılama olduğunu unutmamak gerekir. Zaten ishal ve solunum sistemi hastalıklarını ortadan kaldırdıktan sonra çok da bu kadar büyük bir ölüm sebebimiz olmuyor. Beslemeye dikkat ediyorsak, annenin sütünün iyi olduğuna ve hayvanların doğru şekilde emiştiğine dikkat ediyorsak ee, olumsuz çevre koşullarından da hayvanlarımızı koruyorsak bu ölümlerin %100'ünün önüne geçmiş oluyoruz. Silajımızı yaparken bu tarz aşıların e, koyunması, e, silajın az önce bahsettiğim evrelerini daha hızlı atlatmaya sebebiyet verir. Bu içeride oluşan e, asetik asit ve laktik asit bakterilerini siz zaten içeriye vererek e, silajın daha hızlı bir şekilde olgunlaşmasını sağlarsınız. Daha normalde 7. 8. günlerde oluşması gereken pH seviyesine, yani bu 4 pH'nin altındaki seviyeye 48 saat gibi kısa bir sürede e, gelmesini sağlarsınız alarsınız. Bu da besin madde kayıplarının önüne geçer. Yaklaşık %20 besin madde kaybının oluşmasının engeller. Bir de oksijenle temas etse bile küflenmekten ee, silajımızı korur. Yani silaj örtüsünü açtığınız zaman bu tarz küflerle karşılaşmak istemiyorsanız bir çok iyi sıkıştırıldığına iki çok iyi örtüldüğüne üçüncüsü de bu tarz silaj katkılarıyla, silaj inokulantlarıyla doğru bir şekilde muamele edildiğine Emin olunuz diyorum. Bereketli bir hayvancılık bol kazançlar diliyorum.